Mayıs 1926 yılında Ayvalık'ta, İsmet Paşa Mahallesi'nde doğdum. Annemin vefatı geldi 29 Aralık 1929'da. Annem vefat edince beni babam Bursa'da teyzeme gönderdiler. Hayatımın ilk 7-6 senesi orada meydana geldi. Çok zorluklar içinde büyüyen bir hayatımız vardı. Harpten yeni çıkılmış, yeniden başlayan Türkiye inşa ediliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın memleketimize verdiği kültür veyahut da ne bileyim sosyal hakları. Fakat 1929 yılının acı hatıralarını yaşadık çocukluğumda. Çok zorluklar çektik. 1,5 lira değerinde bir evde kirada oturuyorduk. Eniştem Fransız elektrik şirketinde 9 lira 50 kuruşa aylıkla çalışıyordu. İşte burada 4 yaşına kadar olan hayatımı bilmiyorum ama 4 yaşından sonra artık Türkiye'yi ve insanları Atatürk'ü tanımaya başladım. Beni teyzem Çekirge'de hamama götürürken Mustafa Kemal Paşa'nın evinin önünde ilk defa orada açık arabada karşılaştım. Orada durduk ve orada onu gördüm. Ve 1931 yılında da bir kere daha orada gördüm. Sonra Ayvalık'a, babam beni Ayvalık'a aldı ve Cumhuriyet İlkokulu'na yazıldım. Orada tahsile başladığımda Cumhuriyet İlkokulu'nun ikinci sınıfındayken Mustafa Kemal Paşa geliyor dediler. O gece sabaha kadar uyuyamadık kızım. Ondan sonra 13 Nisan 1934'te Mustafa Kemal Paşa Ayvalık'a geldi. Ve babamın omuzunda onu yakınında ama çok yakınında seyrettim. Balkondan da hitabeti var. Konuştu, etti. Bütün millete bir tek şeyi kaldı aklımda. Bu cumhuriyeti siz gençlere emanet ediyorum dedi. İşte o günden beri benim aklımda ve zekamda, beynimde Atatürk'ün o sözleri kalmıştır ve ona sadık kalarak büyüdüm. Korkunç bir şey, korkunç bir ses. Nefes alışverişini bile hayretle, bugün onu daha iyi anlıyorum tabii. Ama onun soluduğu havayı soluma, gözleri, kaşları, saçları bir acayip bir şey. Ve en mühim hadise, Ayvalık'ın en güzel kızı Memnune abla vardı 17 yaşında. O gece Atatürk'le dans eden tek kız, onda benim resimleri vardır hala. Bana ertesi günü geldi dedi ki, Turan dedi, böyle bir insan, böyle bir hayat, insan hiçbir yerde görünemez, bulunamaz dedi. Bu kadar güzel bir şey. Ve Atatürk'le tanışmam ve onu orada görmem ve bütün 95 yıllık hayatımda onu yaşamam benim hayatımda en büyük mutluluk olarak kalmıştı. Abi nedirler, hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk, yıllar yıllar şampiyon oldu. Burada çok enteresan bir hadise var. Babam 1880'de doğumlu ve Selanik, Demirhisar'da doğdu ve Atatürk'le beraber Hareket Ordusu ile İstanbul'a gelip 17'de savaşıyor. Ve 7 senesi Arabistan'da esaretle geldi. Annem de Üsküdarlı, 1907 doğumlu. Ya bu kadar enteresan bir, harika bir şey. Annem Allah rahmet eylesin. Çok genç, 23 yaşında vefat etti. Ve bunu hiç hayatımda unutamıyorum. Ve böyle bir annenin babanın çocuğu olarak yaşamakta ve annesiz babasız büyüyerek de kardeşimle beraber çok güzel bir hayat yaşadık geldik. Tabii hatıralarımız çok büyük. Yani gençliğimizde yaşadığımız Haydarpaşa'sında en büyük hatıram dedim Haydarpaşa'sında Ali Polat'la tanışmam oldu ve Ali Polat'la tanışınca atletizm takımına girdik. Bütün atletizmi Haydarpaşa'sında başladık. O zaman koşuyoruz, ediyoruz ve bir gün seçim yapılacak. Dediler ki 7 kişi Fenerbahçe'ye atletizmde gidecek. Koşu yapılacak. Peki dedik. Şimdi biz birleştik ama o gün orada Semai Şatıroğlu, Hırsız Semai. Ondan sonra Haydi Can, Türkan Turunç, işte Turgut Mumcuoğlu, Ali Polat, ben koşuya başladık. Şimdi Haydarpaşa'dan çıktık, Karacaahmet'in içinden 7000 metre koyuyor. Tam Selim Yakışı'na gelince Semai bağırdı. Allah aşkına beni de bekleyin, ben de Fenerbahçe'yeydim. Ya öyle bir hayat gidince ve sonra tabii Fenerbahçe'ye geldik. Abdi Atamer bizim hocamızdı, Allah rahmet eylesin. Bizi Fenerbahçe'ye getirdi. İşte bütün orada Şükrü Bey, Şükrü Saracoğlu'nun zamanında o tabii ve o günün en büyük hatıralarından biri de biz geldik. O gün Fenerbahçe'de İstanbulspor'dan Fenerbahçe maç yapıyor. Kalede Cihat, Murat Ahmet, hepsi var. Fikret abi, büyük Fikret. İstanbulspor'da Supi var. Sonra bize gelen Lartos.
O arada maç yapılırken Şükrü bir gol attı Cihat abiye. Ay Allah'ım ya Resulallah, şimdi yukarıdan bize, ya sizin ayağınız ne var? Yani öyle bir şeyin içinde Fenerbahçe'ydik. Tabii uzun, yani onun yaşamak ve onun formasını giymek bizim için çok. Ama uzun bir yıllar tabii şey yapamadık, harp yıllarından ayrıldık, geldik. Kolay değil, yani bir hayata başladık. Bir işte Demokrat Parti zamanına geldik. İnsan, cumhuriyetler, her şey bir şeyinde devam ediyor. Hayat böyle bir devamda. Ama ne bileyim, sonra Fenerbahçe'nin 75 yıl içinde kalarak onun bütün şeylerine, bilhassa 103 gol atıldığı şey. Eskişehir'e Fikret Çetinkaya ve birçok arkadaşım Fenerbahçe'de şeye gittik. O gün hiç unutmuyorum. Fenerbahçe sahaya çıktı, bir gol yedi. Yahu bu Eskişehirlileri dedim. Şey diyorlar şimdi, onların bizi eski. Ya bu 7 tane gol attık, onlar hala eski bağırıyorlar. Ya Fikret'e dedim ki, ya nasıl bir şey bu? Yani onlar unutulmaz bir şey. Ve bir de Ali Sami Yen'de maç seyrediyorum yukarıda. 3-0 mağlup Fenerbahçe. O maçı hiç unutamam. İkinci devre başladı. Tabii goller arka arkaya geldi. 4-3 galip geldik. O bizim hayatımın içinde işte, tabii 6-0'ı söylemiyorum, 6-0. Onu zaten bilmeyen yoktu. Fenerbahçe 10 kişi kaldık, 6-0 yendik ve ben Fenerbahçe'de yaşadım, Fenerbahçe'de doğdum. Fenerbahçe benim hayatım. Onun her türlü maçlarını, bütün Kayseri olsun, Eskişehir olsun, Ankara olsun, İzmir olsun, bütün dışarıdaki maçlarına gitmişimdir. Yani öyle bir hadise ki doyamıyorum. En son geçen sene Kayseri'ye 3 defa gittim. Futbol ve 2 tane de basket. Basket maçı, kız basket maçı. Girdik. Orada işte benim çok sevdiğim şeyde Ayşe Cora, benim torunum, o da benim Cora. Bir üçlük attı, maçı çevirdik. Ondan sonra nasıl millet böyle dönüşümüz nasıl oluyor biliyor musun? Yani o kadar güzel bir şey. Bunu anlatmaya, yani ben kelime bulamıyorum kızım. Şimdi bizim çocukluğumuz çok değişik bir şekilde tabii. Şimdi para birimi 5 para, 10 para, 40 para, 100 para. Ya şimdi bunlarla yaşıyorsunuz, ekmek, şeker. Yani şimdi öyle bir sıkıntı, öyle bir zorluk var ki düşünün. Oturduğumuz ev 1 lira 50 kuruş. Eniştem Fransız şirket, elektrik şirketinden alıyor 9 lira 25 kuruş. Yani böyle bir hayatın içinden ekmek, su, yani para hep o. Tabii zorluklar çektik. Yaşıyoruz, yaşıyorsun. Gene insan aç, ölmüyor ama. Tabii o zorlukları anlatmak çok zor. Yani bir mantoyla teyzem 4 sene yaşadı. Bir manto. Bir eşarpla 5 sene. Yani bir ayakkabı, devamlı çoraplarımız hep dikişle yapılır. Böyle şeyde. Yani o günlerin çok zorluklar çekti. Savaş korkunç bir şey. Şimdi ben Bursa'dan Ayvalık'a gidince, ya 5 sene Ayvalık'ta, ben doğduğumda 5 senesini ancak babamla bir arada geçirebildim. Annemle 2 sene yaşamışım. 18 Haziran 1939'da babam vefat edince ben de Cumhuriyet Okulu'ndan mezun oldum. Şimdi İstanbul'a geldik, Toygartepe'de bir evimiz var, anneannem var, dayım var. Onlar da yani zaten 150 senelik mağazası var. Annem de dediğim gibi 1907'de. O arada 1 Eylül 1939'da savaş başladı. Hitler bütün Avrupa'yı istila etmeye başladı. 1939'dan 1945'e kadar çok acılar çektik kızım. Çok acılar. Savaşın bütün dertlerini gör. Ekmek yok. Ekmek 100 dirhem yarım kilo. 100 dirhem yarım kilo karne ve karnini alırsın. Anneannem süpürgenin tohumlarını çıkarır. Bize bulamaç yapar, bize onları yazıyor. Biz çocuğuz tabii, açız yani, bilmiyoruz tabii. Ve böyle bir savaşın içinden yaşadık geldik. Onun için diyorum ki Atatürk'ün şey sözü, savaş ve barış. Yani suhte suh, cihanda suh. Yani bu korkunç bir şey. Savaşı yaşamayan bunu bilemez. Öyle okumakla, etmekle, bunun içinde olmadan bunu anlayamazsın. Ekmeğin gramını, ben şimdi ekmeği atıyorlar, yemekleri atıyorlar. Görüyorum da nasıl üzülüyorum. Biz hep tabağa sıyırarak yemek yedik ağzımıza. Sabahta bir lokma bir şey bırakmadık. Hani üzüldüm. Ve 1945'te 5 Nisan, Mayıs'ta
Zaten Missouri geldi. Bizi de o zaman Haydarpaşa'dan Missouri gelince bizi Missouri'ye götürdüler. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey görüyoruz. 45 bin tonluk bir hüyela bir şey. İçine girdik, Amerikalılar konuşuyordu. Oh, want you sit down here, bilmem ne, come in here, oh, ferry boat come. Yani böyle bizde İngilizce giriyordu ama bunları tabii anlayamıyoruz ya, çıldırıyoruz. Ne yapalım, bunlar ne söylüyorlar diye. Yani böyle bir güzel bir şeyle yaşadık, geldik. Yani o savaşın, İkinci Dünya Savaşı'nın da dertlerini, zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan ve İkinci Dünya Savaşı'nı yaşayan bir hayatın içinden geliyorum. Şimdi bu kolay bir şey değil. Bir kere insanlar yaşarken kendini bilinçlenmesi lazım. Ben yaşıyorum demek. Ben şimdi hayatımda hiç sigara içmedim. Çay kahve nedir hiç bilmem. 80 beni bütün zaten tanıyan arkadaşlarım ismimi bile söylüyor. Çay kahve içmeyen Fenerbahçe'deki Murat Uğran Demirer derler. Yani ve bir de her sabah spor. Korkunç öyle 50 sene her sabah 7-8 kilometre yol yürümedim. Bir de tabii şey, şimdi eskisi gibi değil ama yediklerine içtiklerine de dikkat edin. Sebze ya da onlarla beraber yaşamıyor. O hayata tutunmanın tek şeyi kızım beyninde. Sen yaşamayı seviyorsan, karşındakilerini seviyorsan hayatı. Beni bütün arkadaşlarım bilirler. Ben bütün insanları severim. Renk, din, ırk, hiçbir şey fark etmez. Bütün insanları severim. Bütün insanlar da beni severler. Bakın Fenerbahçe'de yüzlerce, binlerce, on binlerce insan var. Bunların çoğu beni tanırlar ve benim nasıl bir insan olduğumu bilirler. Ya insanları seveceksin. Kötülük yapmayacaksın. En güzel şey, bir de Fenerbahçe'yi seveceksin. Fenerbahçe'yi sevmek, Fenerbahçe'yle yaşamak, o duygularla, o korkunç bir şey, onu anlatamazsın. Benim, bak şimdi çok duygulanıyorum. Yani hem Atatürk'ü söylerken, hem Fenerbahçe'yi söylerken duygulanıyorum kızım. Korkunç bir şey, beni yaşatan, beni bu hale getiren bu iki değer. Bunu nasıl anlatayım bilemiyorum ki. Yani kusura bakmayın, gözlerim yaşarıyor. Ya onu sevmek işte, yani her şeyi sevmek demek ya ben. Bunlar. Şimdi kızım, atletizm bizim zamanımızda tabii ayakkabı yok, ne bileyim bir gömlek yok. Bir tane sipahi verirlerdi, bunu çivileri bizim ayağımız. Biz Fenerbahçe'de antrenman yaparken toz toprağın içinde. Şimdi nerede şimdiki Fenerbahçe'nin şeyleri, pistleri? Ama şimdi o zamanlar, bakın Haydarpaşa Lisesi'ndeyken bize haftada 25 kuruş verirlerdi. 25 kuruş düşünün. Yani şimdi yüz binler, milyonlar 25 kuruş ver. Bu 25 kuruşundan da gider incir şeyi tatlısı alır yerdik. Yani sonra kulüpten para almak, etmek ki bunlar böyle bir şeyler katiyen yok. Hep amatör olarak yaşadık. Yani böyle bir şey. Yani bütün arkadaşlarım da vefat etti. Ali Polat hariç bütün arkadaşlarım vefat etti. En çok sevdiğim Adnan Ölçen vardı. Çok sevdiğim bir insan. 400 metrelik. O da bize yanımıza Haydarpaşa'dan gelip sonra Fenerbahçe'ye geldi. Yani bunlarla Osman Coşkun'lar, ne bileyim anlatılmayacak kadar çok sporcular. Şimdi en büyük dostum ve arkadaşım Turan var bize. Turan Şahin. Turan Şahin bizim çok sevdiğimiz ve saydığımız bir insan. Ona da saygı duyuyorum. Fikret Çetinkaya. Fenerbahçe'ye çok büyüklükler, atletizme çok büyük. Bizim zamanımızda para, pul bilmem ne yok. Yani şans, şöhret ancak koşuyorsun, ediyorsun. Ve o formayı giyebiliyorsan Fenerbahçe formasını, işte yüz binlere bedel. Yani böyle bir düşünceyle büyüdük ve böyle bir düşünceyle de Fenerbahçe'deyiz. Ve böyle bir düşünceyle de artık nerelere kadar gideceğiz bilmiyorum. Yakalanırsak gittik ya. Atatürk Fenerbahçeli zaten bunun ihtiyar etme lüzumu. Onun zaten ilk geldiği kulüp de burada. Belki o saatte biz hayatta yoktuk ama babam bunların hepsini biliyor, bana anlattı. Babam da Fenerbahçeli ve o esaret kaldığı Arabistan'daki yıllardan geldikten sonra o 15 Eylül 1922'de
Ayvalık'a giriyor. 7 tane Ali Rıza Bey bana, Sarraf Ali Rıza Bey, işte Ali Rıza Erkal, Ali Rıza Boğan, bunlar ve bir de babam. Yani bunları anlatır. Öyle bir hayatın içinde yaşadık. Babam beni alıp Taksim'de omuzuna koyup Fenerbahçe maçlarına götürmüştür. Ve orada onları tabii aklımda kaldığı kadar 5-6 yaşlarında, 7, yani bunlar kolay değil. Hepsini beynimizin içine yerleşti ama bunları biliyoruz. Ya Atatürk o anlatılmaz ya. O korkunç bir hadise yani. Onun o gözleri, onun mavi bakışları harika bir şey. Ona her zaman saygı duydum. Her zaman onun önünde saygıyla eğildim. Herkesin akıllı olması lazım. Yani cumhuriyeti koruması. Ne diyeyim yani, akıllı olacaksın, cumhuriyeti koruyacaksın. Fenerbahçe sevenler, Fenerbahçe'nin zaten %99'u, %100'ü Atatürk'le beraber, Atatürk'le kalkan, Fenerbahçe'de kalkan insanlar. Ben onların hepsini biliyorum. Yani cumhuriyeti korumak hepimizin vazifesi. Yaş mühim değil. 4 yaşında da olabilirsin, 100 yaşında da olabilirsin. Cumhuriyet bizim alnımızın akı, bizim kırmızı çizgimiz. Onun haricinde bir şeyde yaşamak bizi katiyen mesut etmez. Biz onunla yaşayacağız, onunla varacağız. Sayın Başkanımızın da bu düşüncelerine her zaman saygı duymuşumdur. O son derece değerli, çok saygın bir insan. Ya 20 tane başkanla geldim gittim. Resimleri var burada. Sayın Saracoğlu amca derdik kendisine. Geldiği zaman yani böyle bir şeyde hepsini. Ama Sayın Başkanımızın düşünceleri ve Fenerbahçe yaptığı güzel hareketler ve onu yüceltmesi benim ve sonra 15 yıldan beri kendisini de tanırım. Saygı seviyorum, ona sevgilerimi sunuyorum. Her zaman için bütün insanlara söyleyeceğim, akıllı olun, cumhuriyeti koruyun, başka ne diyeyim yani. Söylemek istediğim hep sevgi, hep saygı. Fenerbahçe'yi sevin. Fenerbahçe'nin düşmanları bakın. Bakın, bunları çok iyi bilirim. Benim son derece sevgi, saygı duyduğum Galatasaraylılar var. Mesela herkese, Turgay Şeren, ben Ayvalık'ta onu evlendirdik. Hani Coşkun Özarı benim en yakın arkadaşım. Ondan Arap Sadi, Beşiktaş'ta, anlatabiliyor muyum? Yani bunlarla beraber Süleyman Saba benim 1943'te Haydarpaşa Lisesi'ne geldi, onunla tanıştığımızda. Ama onun Beşiktaş başkanı olacağını bilmiyor. Yani bunlar hepimizin dostlukları. O zamanın düşünceleri bir arada yaşadığımız. Ama şimdi bunları kimler yapıyor biliyor musunuz? Bu kulüplerin batmasını isteyen kara düşünceli insanlar yapıyor. Bunlar bütün akılları, bazı televizyonlarda söyleyenler var, nedir onlara şey diyorlar, yorumcular var ya, işte onları takip etmesin gençler. Ben hep iyiliklerle, güzelliklerle, sevgiyle, saygıyla ve bütün mutluluklarla insanları sevmekle, ya ne anlatayım yani, sevgi ve sevgiyle yaşamak istiyorum. Arkadaşlarımızla toplandığımız zaman benim çok güzel tango söylüyorum. Şimdi size, eşimin de çok sevdi ve iki tane var zaten ama bir tanesini söyleyeyim. Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını, her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar, aşkım hissetmeyecek, gitti o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayalinde. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya bedel. Neye baksam, ne işitsem seni de dert olur, kalbim özlüyor hep onu. Ne kadar baksam doyamam beni yakan gözlerine. İhtiyacım var her zaman senin tatlı sözlerine. Ne olurdu sen bana acı, ellerin anki yalancı. Her zaman seni seven, daima sana kanan, bu saf kalbimdir inan. Kıskanıyorum, ellere bakma. Ben ya çok mu, eşim bunları çok severdi ama ne yapayım, yarıda kestim ama çok duygulandım. Sağ ol, ben sizlere de çok teşekkür ediyorum.